Merhaba arkadaşlar, herkese iyi haftalar. Beşiktaş'ta dananın kuyruğu bu hafta kopuyor. Evet, tabiri caizse flaş. Başkan Ahmet Nur Çebi bugün Bodrum'dan dönüyor. Çarşamba, en geç Perşembe günü bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısında genel kurulun hem tarihini açıklayacak hem de kendisinin aday olup olmadığını açıklayacak. Bu çok önemli. Bakın, Ahmet Nur Çebi hem genel kurulun tarihini açıklayacak hem de kendisinin aday olup olmadığını açıklayacak. Peki Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmadığı neden önemli? Beşiktaş haberleri burada arkadaşlar. Bütün dedikoduları bir yana bırakın. Tüm gerçekler 3 cümleyle karşınızda. Ahmet Nur Çebi aday olursa Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi ile Hasan Arat yarışır. Ne Tevfik Yaman Türk aday olur ne başka biri. Ahmet Nur Çebi aday olursa diğer ağır abiler hiçbirisi olağan genel kurula çok az bir süre kaldığı için yarım yamalak bir dönemde aday olmazlar. Yani eğer Ahmet Nur Çebi ben adayım diyorsa, derse Ahmet Nur Çebi ile Hasan Arat çekişecek. Kongre bu ikisi arasında olacak. Peki Ahmet Nur Çebi ben aday değilim dersen olacak. İşte o zaman Beşiktaş tarihindeki en önemli kongrelerden birini yaşayacak. 3 tane çok önemli aday olacak. 1. Yıldırım Demirören. 2. Tevfik Yaman Türk. 3. Hasan Arat. Yani 3 büyükler aday olacak. Dolayısıyla çarşamba, en geç perşembe günü Beşiktaş'ta dananın kuyruğu kopacak. Ahmet Nur Çebi adaylığını açıklar ise Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat kongreye gidecekler. Diğer ağır abiler olağan kongreye bekleyecekler. Eğer Ahmet Nur Çebi ben aday değilim, çekiliyorum der ise o takdirde Yıldırım Demirören, Tevfik Yaman Türk ve Hasan Arat, en azından bu üç, daha başkaları da olacak. Belki 6-7 adaylı bir kongre olacak ama 3 büyükler diyelim. Camiada yıllardır konuşulan, daha önce başkanlık yapmış, daha önce adaylık yapmış ya da işte camianın önemli görevlerde bulunmuş, maddi destekede bulunmuş Tevfik Yaman Türk gibi camianın beklediği isimler, ancak Ahmet Nur Çebi aday değilse aday olacaklar. Turgay Demir TV, bütün Beşiktaş haberleri, tüm gerçekler en doğru zamanda, en doğru şekilde burada. Turgay Demir TV'yi takip etmeyi unutmayın.